Herkese merhaba sevgili Teknoloji Oku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. Teknoloji Oku yorum programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Bu hafta bomba gibi gelişmeler var. Cuma günü çekiyoruz bu hafta ve çok acayip şeyler oldu bu hafta, evet, ya. Evet, en acayipini az önce öğrendik. Evet, az önce 5 dakika önce öğrendik. PlayStation 5'in Türkiye fiyatı belli oldu arkadaşlar. Evet, merak edilen bir unsurdu. PlayStation 5 Türkiye fiyatı ne kadar olacak diye. Aslında genel kanı Xbox Series X ile aynı olacağı yönündeydi arkadaşlar ama Sony Türkiye'ye büyük bir çalım attı bence, Microsoft Türkiye ekibine, ve 1000 lira falan daha ucuz değil mi? 1000 liradan da ucuz ya. 9500 civarında diye hatırlamıyorsam. 9300 liraydı. 9300, bu da 8300. Tam, evet, 1000 lira. Tam 1000 lira. Üstelik bu arkadaşlar şey, diskli versiyonu, yani dijital versiyon falan da değil. PlayStation 5'in dışarıda 499 dolara satılan diskli versiyonu ülkemizde 8299 Türk lirasına satılacak. Bu gerçekten bence önemli bir gelişmeydi. Evet. Ki dijital versiyonu daha da ucuz olacaktır. Muhtemelen orada 7500 olmaz hatta. Bence bir 7300 falan yaparlar onda. 100 dolar derler ki Türkiye'de de 1000 lira, 1000 lira olsun, daha ucuz olsun. Tabii şöyle ufak bir not vermişlerdi şeyde, gelen basın bülteninde. Hani satışa sunulduğu tarihlere göre fiyat değişebilir gibisinden ufak bir oraya bir parantez yani açmışlar. Yani yarın dolar 10 lira olur, 11 lira olursa ya, fiyatta. Değil de bence demişlerdir. Bunlar yeni bir vergi çıkartır şimdi. Biz de hani Microsoft gibi açıklayıp geri çekmiş olmayalım. Şöyle ufak bir not oraya ekleyelim demişler arkadaşlar. Dolayısıyla eğer Kasım ayına kadar yeni bir vergi gelmezse, döviz kurlarında da böyle bir uçma olmazsa, ki ben öyle bir uçma olacağını beklemiyorum ben bu kadar beklemiyorum. Kısa bir süre içerisinde. Bir ayda muhtemelen olmaz. Muhtemelen işte 8300 liraya satışa sunulacaktır. Diskli versiyon, disksiz versiyon ise, yani dijital versiyon ise biraz daha ucuz olacaktır. O da bir 7000 lira falan olacaktır diye tahmin ediyorum. Vallahi ben işte, bende Xbox var, sende PlayStation. Satayım mı? Geçeyim mi acaba? Ya Xbox. Bırak mı diyorsun? Xbox ne bileyim, yani bilgisayar varken ben Xbox'ı çok böyle şey bulmuyorum ya. Hani Game Pass, ya Xbox'ı alırsam ben Game Pass için alırım. Hani onda da bir sürü bedava oyun vesaire olması güzel bir şey. Malum ülkemizde oyunlar. Bugün işte bir çekime gittik teknoloji mağazasına. Öyle geziniyordum ben de orada. Baktım FIFA 21'in fiyatı 749 lira dedim. 749 lira bir tane oyun ya. Bir oyun 749 lira üzdü beni açıkçası. Onlara hiç girmeyelim ya. Dedim, i̇şte yani tripod aldık biz şimdi, hatta onu da çekiyoruz. Video kafasıyla beraber işte 900 liraya aldık ki en ucuz o. Bu da bir indirimli fiyat arkadaşlar, yani biliyorsunuz Amazon Prime'de indirimleri vardı. Evet evet, biraz da ondan bahsedelim ya. Prime'de oldu. Prime bayağı olay oldu. Bayağı olay oldu. Şundan olay oldu aslında. Birçok kişi zaten hani indirime girecek olan ürünler az çok belliydi. Onları sepetine eklemişti bir gün öncesinden. Fakat genel şey, sitenin çökmesi ayrı bir şey. Bir de indirimler de hani her üründe beklenildiği kadar olmadı. Ya da işte bu dışarıdaki gibi, ne bileyim, bir Almanya'daki gibi, Amerika'daki gibi indirim olmadı. %3, %5, %7. Evet, evet. Yani ufak ufak indirimler vardı arkadaşlar. Öyle çok büyük ama aman yoktu. Yoktu. Bazı nadir olan ürünler de vardı. İşte %40, %50 çok nadirdi. Onun haricinde yani site de çöktü ama yine de demek ki alan i̇şte bir şeyler almış. Biz de almış. Amazon Prime'den aldık tripodu. Evet. Hayırlı olsun diyelim. Ben de bir şeyler aldım. Aslında bir şeyler aldık yani Amazon Prime'da. Tabii asıl bir haberimiz daha var. Biliyorsunuz bu hafta içinde tanıtıldı. Apple. 13 Ekim'de tanıtım oldu. Apple iPhone 12 modellerini tanıttı. Ya aslında modeller hakkında belki konuşacak çok bir şey yaptı. Ya, her şey beklendiği gibi konu, oldu. Yani. Ben Apple'ın çevreci tutumunu takdir ettim. Evet, ben yani de. Şarj kutusu. Şarj adaptörünü kutudan çıkaramaları gerçekten, evet, müthiş bir çözümdü çevre için. Özellikle. İnşallah diğer şeylere örnek olmaz bu yani. Android tarafındaki üreticiler de inşallah biz de çevreyi koruyacağız diye. Yok şöyle, ben aslında şöyle katılıyorum çevrecilik tarafındaki duruma. Biz şu anda biz takılıyoruz Apple'la, dalga geçiyoruz ama hani fiyatı uygun hale getirse ben bu ya, benim için güzel bir şey. Ben de şöyle düşünüyorum. Ya ben şunu şey yapıyorum. Tamam, şarj adaptörünü madem çıkartacaksın, madem bunun çevrecilik için olduğunu iddia ediyorsun. Kardeşim o zaman şarj adaptörlü bir kutu da yap. Evet. Hani de, evet, ki ben şarj adaptörlü yaptım ama hani benim müşterilerim çevreci olduğuna ben inanıyorum. Böyle bir de şarj adaptörsüz kutumuz var. Çevreye yani zarar vermek istemiyorsanız bunu alın. Mesela ikisi de aynı fiyat. Ha, ikisi aynı olmasın mesela, ben ona da razıyım bu arada. Hani mesela benim evde bile 4-5 tane adaptörü var, eyvallah, ama hani adaptörü koymadım ben, o zaman fiyatını 100 lira ucuz yap. At, örnek veriyorum. Çünkü Apple'ın adaptörleri, kabloları da pahalı. Evet, ya da bir form doldursun kulaklığı mesela bu telefonu alanlar. Ne bileyim, içinden bir kod çıksın. Heh, ücretsiz olarak temin et yani. Hani o kodu girince şeye, Apple, evet, kontrolüye ücretsiz olarak göndereceğiz de, eğer ihtiyacınız olursa. Hani bir tane adaptör hakkınız bizde saklı duruyor de. Evet.
Yani. Amerikan şirketi bunlar. Amerikan şirketlerinin böyle yani karlılığı ya, hedefleyen hareketler bunlar. Apple çünkü böyle bir de insanları kandırıyor gibime geliyor. Hep böyle bir bahaneler arkasına sunuyor. Bir de şimdi şöyle düşün. Mesela Osman buradan Apple'ın elde edeceği gelir sadece ve sadece kablo işte kulaklığı koymadım, adaptörü koymadım diye bir tek kablo çıkıyor, şarj kablosu. Apple şöyle de bir kar ediyor. Kutuyu da incelttiği için taşıma maliyeti düşüyor. Yani lojistikte çok ciddi kar ediyor. Evet. Aynı kamyonla örnek veriyorum. İki telefon taşıyacağını, dört telefon, taşır hale geliyor. Yani aslında karını aslında maksimize ediyor ki bu aslında biraz da Tim Cook'un operasyon adamı olmasından geliyor. Ben daha önce hep söylemiştim. Steve Jobs'un hayatını anlatan resmi onaylı bir kitabı var. O kitapta anlatıyor bunları. Steve Jobs şunu kullanıyor. Tim Cook diyor operasyon adamıdır diyor. İşte böyle hani tabiri caizse sinekten yağ çıkaracak operasyonlarla kutuyu küçültüyor. İçine şey de koymuyor. Hem oradan kar edecek hem kutudan kar edecek. Düşünsene yani inanılmaz bir yani bir de bunu bir tane kutu için düşünme. Adam milyonlarca kutu üretiyor. Tabii canım yani mesela 2020'nin sonuna kadar hani 30-40 milyon satacak. Telefon satmayı evet. Planlıyorlar yani. Yani o yüzden vallahi Tim Cook artık parasına para katacak. Apple da öyle. Ya adam sahibi olmadı halde en zengin evet. Adamlar arasında. Evet evet. Yani Jeff Bezos'tan sonra falan sonra geliyor adam. Düşün Mark Zuckerberg, ya, Jeff Bezos listede adam da var. Ki yani, Tim Cook sahibi değil dükkanın yani. İşte diyorum ya sahibi olmadı halde iyi bir para kazancı sağlamış. Herhalde ikramiye elemi ne yapıyorsa bu sene şunu geçecek. Yok hisse onlar tabii hisse falan olayı falan filan var ya. Yani, hisse de falan da veriyorlar. Allah bereket versin. Kimsenin malında yani, tabii, mülkünde Apple'ın gözümüz yok yani. Malında mülkünde gözümüz yoktu. Böyle bizim de bir şarj adaptörümüz vardı. Ona da göz dikmeseler de iyiydi. Ay olurdu evet. Ama yapacak bir şey yok şu reddeden sonra. Oyun tarafında ne var haftada? Oyun tarafında bu hafta çok bir şey yok açıkçası. FIFA çıktı galiba. Çıktı. Onda da tırt galiba. Ya, tırt demeyelim de hani FIFA'yı seviyorsanız yani 20 başarılı oldu diyorsanız 21 de aynı başarıda arkadaşlar ki ama şunu belirtmek istiyorum. Hani son böyle 2004'ten beri en düşük inceleme puanını aldı. Bunun sebebi de hani ben geçiş dönemi olduğuna inanıyorum. PlayStation 5'e, Xbox Series X'e. Yani yeni nesile bir geçiş süreci olduğu için muhtemelen Electronic Arts çok fazla da sallamadı. Bir de şey sorun oldu değil mi? Aslında dedi. Pandemiden de dolayı oldu. Mesela birçok marka da... Yani yapmak isteyen yaptı. Birçok marka da onu yaptı. Hani şu an bomba oyun çıkıyor. Mesela 2K's atıyorum. Adamlar hem bu nesil için yaptığı oyunu, yeni nesil için de ayrı yaptılar. Hmm. Yani yapmak isteyen yaptı. Normalde zaten Call of Duty olsun, işte Assassin's Creed serisi olsun. Bunlar hep Kasım'da çıkacaktı. Yine Kasım'da çıkacaklar. Yine göreceğiz yani bu oyunları Kasım'da. Dolayısıyla ben pandeminin oyun sektörünü çok fazla etkilediğini düşünmüyorum açıkçası. Evet, haftanın teknoloji gündemi böyleydi. Bu arada şunu da duyurusunu yapalım. Bizi takip ediyorsunuz, izliyorsunuz. Teşekkür ederiz. YouTube'da önümüzdeki hafta iki tane canlı yayınımız olacak arkadaşlar. Geçen hafta duyurusunu yapmıştım ben. Canlı yayınlar başlayacak demiştim ve başlıyor. Birinci canlı yayınımız 20 Ekim'de olacak. Ne tanıtılıyor Osman? Realme 7 Pro. Pro. Evet. Geliyor. İkinci lansmanımız ise, canlı yayınımız ise Huawei Mate 40 lansmanı olacak. Biz de onu orada anlatacağız, konuşacağız, göstereceğiz. Ve en önemlisi? Sana bırakıyorum onu. Yok sen. Hadi ben söyleyeyim. En önemlisi de şu arkadaşlar, bu lansmanların her ikisinde de hediyeli çekilişimiz olacak. Birinde kulaklık veriyoruz, diğerinde de yani Realme'de bir kulaklık vereceğiz. Huawei lansmanında ise hem kulaklık hem de sıkı durun akıllı saat veriyoruz. Huawei Watch Fit vereceğiz. Takipte kalın. Onların bilgilerini teknolojioku.com adresinden sizlere duyuracağız arkadaşlar. Çok güzel hediyeler var. Bunların devamı da gelecek bak. O da yetmedi. Üzerine bir yetmez. De bir de bir büyük bir çekilişimiz büyük bir oldu. Çekilişimiz. Ama onu ne yapacağız arkadaşlar? Bugüne kadar incelediğimiz bazı ürünler vardı. Dedik ki bu ürünleri takipçilerimize hediye edelim. Onun için de bir çekiliş gerçekleştireceğiz. Bu çekilişte de birden fazla ürünü sizlerle paylaşacağız arkadaşlar. Evet. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok yoğundu teknoloji gündemimiz. Sizler için değerlendirmeye çalıştık Osman'la beraber. YouTube kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal ağlarda takip edebilirsiniz. Hediyeli canlı yayınımızı kaçırmayın bu arada. Onu son kez bir kez daha hatırlatayım. Haftaya görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de ben bir şey demek istiyorum. Hoşçakalın demeden önce. Aha. Geçtiğimiz haftalarda hep kötü haberler verdik zam. Bu hafta ilk defa iyi bir haber verdik. Evet. Bak, güzel haberler var. PlayStation'ın fiyatı yüksek bekleniyor. Dedik artık, ki o 1000 lira düşük. Ama yani şey hani 8300 lira az bir para değil bu arada. Az değil artık yani şimdi 9300 beklerken 10.300 olsaydı yine evet. Diyecektik ki bu hafta da arkadaşlar. Kötü haberler var. Kötü haberler sırada. Ama bu hafta iyi bir haber verdiğimiz için en azından iyi denilebilecek haberler verdiğimiz için mutluyuz, umutluyuz diyelim. Ben de bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın diyorum.